Köyümüz Heyalan. Şu anda her taraf heyelan içinde. Burada yaşamak çok zor. Devlet büyüklerimizden biz yardım istiyoruz. Şu anda aile oturuyor burada. Burada aile oturuyor bu şekilde. Evet, bu şekilde aile oturuyor. Köyümüzün heyelan olduğu nedeniyle sene 1984'te bu köyü kaldırmak amaçlı yetkililer gelmiş. 4 tane kişi, yarısı imza altı, yani gideriz diye imza atmışlar. Ama bazıları gitmeyiz, nasıl yaparız biz bu ev, gidemeyiz. Cahil insanlar o zaman da yani evleri yapmak korkusuyla kalmışlar, imza atmamışlar. Hiçbir yardım alamıyor heyelan nedeniyle. Orası heyelan diyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ben İskili Bekir Pınar köy muhtarıyım, ismim Mali Güler. 1983'te benim köyüm heyelanla dolayısıyla 74 tane konut başka yere nakil için kağıtları geldi. Bunların da 40 tanesi hak sahibi oldu. Diğerleri mirasçılar olduğundan dolayı hak sahibi olamadı aradan zaman geçtikten sonra. 96'da bizim evlerimiz gerçekleşti. Fakat geriye kalan 20 hanemiz şu anda halen mağdur durumda. Heyelanın içinde oturmaktadır. Ben devlet kurumundan hiç buraya bir yardım alamıyorum. Onun için biz de, devlet büyüklerimizden bu desteği bekliyorum. Bir hastamız oluyor. Battaniyeyle çıkarıyor. Araba inmiyor evlerimizin önüne. Öyle diyor. Ondan sonra, suyumuz yok. Çocuklarımız okula çıkamıyor karanlıkta. Benimle mağdur. Biz mağduruz. Sayın Başkanım, biz tek ricamız bizim köyümüzü oraya götürmek rica ediyoruz. Biz mağdur durumdayız. Köyümüz işte çal, çamur, irezilik, kepazelik çekiyoruz. Suyumuz yok, makinemiz yok. Heyalanda duruyoruz. Öt yanımız, çukur, beryamız her taraf uçtu. Biz gece rahatsız uyuyamıyoruz. Yeni yerleşim yerdeki 11.800 metrekare yerimiz var. Burayı istimlak oldu fakat hakimlik kişi adına verildi. Oranın tekrar istimlak edilip bu geriye kalan vatandaşları ben oraya aktarılmasını istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımızdan yardım bekliyor acilen. Benim Cansu ve Mantanlı mahallesinde servislerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz İskilip'e taşımalı gidiyor. Fakat yolun çamur olduğundan dolayı günlük sık sık servisleri traktörle çekmek zorunda kalıyoruz. Onun için bizim yollarımızın asfalt olup bu heyelanda duran vatandaşları yeni yere götürmesini istiyorum ben. Çalda çamurda gidemiyoruz. Ben de bu kadar gidiyoruz. İyi gidebilirim. Şurada birin kızını var. Gelen çocuk burada. Tamam. Efendim. Biz battaniye sara sara koyduk. Hacı abi elinde mi götürüyor bu suları? Vallahi elim götüremiyorum işte. Elimde daha böyle yine koya koya götürüyorum. Evde yok mu su? Yok yavrum. Daha böyle götürüyorum. Başka götüremiyorum. Su götürsem de helkeyle böyle çıkayım. Eve gelsen evde yarıldı. Evde yarıldı ya. Duvar yarıldı. Böyle yarıldı. Bak şuna bak. Şu duvara da bak. Böyle yarıldı ya. İkipınar Köyü'nde 1981'de bir tane şehidimiz var. Şehidimizin mezarına heyelanımız 10 metre kaldı. Bunu buradan alıp başka bir yere götürmesini istiyorum. Bizim gidecek evimiz yok. Biz mecburen burada kalmak zorundayız. Bizi o köye götürmek lazım. Biz buralara yatırım yapamıyoruz. Benim şu halime bak. Ben bir yere bir çivi çakamıyorum. Burası uçtuğu için, bak burası böyle uçtu. Bu evi boşaltmak zorunda kaldılar. Okul servisimiz, bu öğrenciler taşımalı. Bu çocuklar köyün içerisine 500 metre, 1 kilometre yakın çocuklar yürüyor. Arabalar inip çıkmıyor çamurdan. Onun için bunun gereğini düşünmesi arz ederim. Burası Kayan Köyümüz. Şu anda heyelanın içerisinde vatandaşlarımız. 1996'da yeni yerleşim yerimiz olan yerimiz de orası. Buradaki vatandaşlarımı da tekrar oraya almak istiyorum ben. Onun için gereğinin yapılmasını arz ederim. Bismillah,
Yeni yerleşim yerimiz, köyümüz burası. Eski yerdeki kalan vatandaşlar da bu yeni yerleşim yerine getirmeyi istiyorum.